Eski Amerikan yerlileri bugün de birçok insanın yaptığı gibi burunlarına takı takıyorlardı. Aradaki tek fark eski zamanlarda bu takıların çok daha büyük olmasıydı. Evet, inanın bana bugün bu takıları her gün takamazsınız. O döneme ait takıların çoğunluğu altından yapılmıştı. Bu minicik parçaların incelikli geometrisi onlara hayran kalmamızı sağlıyor. Bu parça burnun ön kısmına takılıyor. Çok hafif ve büyük açıklıklara sahip olması örümcek ağının özellikleri ile uyuşuyor. Örümcekler ördükleri ağların içine sıkışmışlar. Peru, özellikle kıyı kesiminde oldukça kuru çöllerle kaplıdır. Örümcekler tarımsal verimlilik ve yağmuru simgelerlerdi. Yağmur gibi çok önemli bir olayla özdeşleştirilmiş bir varlığın bu parçanın üzerinde olması onu daha da önemli yapıyor. Birkaç yüzyıl boyunca yüksek mevkilerdeki insanlar arasında çok popüler olan bu takılar, kullanıldığında ağzın üstünü örtüyordu. Ayrıca tüm yüzü kaplayan başka süs eşyaları da kullanılıyordu. Bunların maske gibi yüzleri ve kişilikleri değiştirmek için kullanıldıklarına inanıyoruz. Şamanist bazı özellikleri de olan bu objelerin, örneğin ne zaman yağmur yağacağını bilen kişiler tarafından kullanıldığına dair bir düşünce var. Asil kişilerin mezarlarında bu burun takılarından 5-6 adet bulmak mümkün. Bu takıların her birinin üzerinde değişik şekiller olması, her birinin onları kullanan kişi için farklı anlamlar ifade ettiği sonucuna varmamızı sağlıyor. O döneme ait burun takıları ve lüks sayılabilecek eşyalar, yüze vurgu yapmak için ve onları kullanan kişinin önemli görünmesini sağlamak için kullanılıyordu. Bu kişiler kendi zamanlarında çok varlıklı insanlardı. Ne yazık ki o zamanlara ait çok az yazılı kaynak olduğu için o döneme ait bilgilere ancak objeler aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Bu da entrikanın bir parçası zaten. Kendi zamanları ve konumları için konuşması gereken işte bu objeler.